Herkese merhaba. Bugün size bayat ekmekleriniz için harika 5 tane çok lezzetli tarif hazırladım. Bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz, çöpe atmaktan kurtarabileceğimiz harika tarifler. Önce size bayat ekmek böreği tarif vereceğim. Bu börek çok çok lezzetli oluyor. Ne yapıyoruz? Böyle bir tabak dolusu küp doğradığımız bayat ekmekleri derince bir kasenin içine koyuyoruz. Ekmeğin cinsi hiç önemli değil. İçinde benimkinin tam buğday ekmeği de var. Beyaz ekmek de var. Bunları koydum. Üzerine süt ve yumurta ilave ettim. Tuz, karabiber ekliyorum. Ve 100 gram kadar kaşar peyniri rendeliyorum. Ramazan ayındayız. Eğer evinizde pide gibi şeyler varsa bu pideyle de gayet güzel olur. Ve güzelce yoğuruyoruz. Burası çok önemli. Yoğuruyoruz ve yoğururken bakın böyle hamur haline getireceğiz. Eğer süt miktarı biraz fazla gelmişse ekmek parçaları ilave ederek aynı şekilde toparlayabilirsiniz. Böyle hamur olmalı. Hafif yağlanmış tavanın altına yarısını hamurun güzelce elimizi bastırarak koyuyoruz. Tam ortasına harç koyacağız. Yani böyle işte ben pastırma koydum. 2 dilim pastırmayı böyle dilimledim ve ortasına yerleştirdim. Üzerine de 3-4 dilim kaşar peynirini yerleştirdim. Siz dilerseniz beyaz peynir, maydanoz ikilisini koyabilirsiniz. Ne koymak isterseniz bir börek gibi düşünün ve içinde ne olmasını istiyorsanız. Üzerinde geri kalan harçla güzelce her tarafına gelecek şekilde kapattım. Ocağın altını açtım. Orta hararetli ateşte. Üstü kapalı vaziyette pişmeye bıraktım. Bakın kenarları pembeleşti. İşte tam bu aşamada ters yüz edeceğiz. Düz bir tabağınız ya da benimki gibi bir kapağınız varsa ters yüz ediyoruz. Ve pişmemiş olan yüzünü tavaya aktarıyoruz. Ve yine böyle bir 6-8 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Diğer tarafı da nar gibi kızarmalı. Eğer çok harlı ateşte pişirirseniz iç kısmı tam pişmeyecektir. O yüzden orta ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. Bakın çok lezzetli bir börek. Hem dediğim gibi ekmeklerinizi değerlendiriyorsunuz hem de nefis, değişik bir tarif yapmış oluyorsunuz. Şimdi sırada ekmek köftesi tarif var. Bu köfte tarifini yediğinizde içinde kıyma olup olmadığını soracaksınız. Kendiniz yapsanız dahi. Gerçekten çok lezzetli bir köfte oluyor. Dediğim gibi yine bir kase kadar ekmek var ve sütle yumuşatıyoruz güzelce. Ekmeklerin bayatlık derecesine göre süt miktarını arttırıp azaltmanız gerekebilir. Benim ekmeklerim yine karışık, beyaz ekmek var, kepekli ekmek var. İçine yumurta kırıyoruz. İnce kıyılmış maydanoz ve soğan rendesi ilave ediyoruz. Ve burası önemli, bir yemek kaşığı köfte harcı ekliyoruz. Hani köfte harçları satılır ya hazır. Onlardan ekliyoruz. Bu önemli ve başka hiç baharat eklemiyoruz. Çünkü lezzetini ve tadını verecek olan bu baharat. Güzelce yoğuruyoruz ama bakın burası dediğim gibi çok önemli. Yoğurma kısmı en önemli kısım. Çünkü o şeyi, ekmekleri iyice hamur haline getirmeliyiz. Şekil verebilir kıvamda şu anda. Elimizle sıkıyoruz, şekil veriyoruz ve galeta ununa buluyoruz iki tarafını da. Kızgın olan yağda bir tavanın içerisinde güzelce iki tarafı da nar gibi kızarana kadar orta hararetli ateşte pişiriyoruz. Çok nefis bir köfte oluyor. Mutlaka deneyin. Ve şimdi bayat ekmekten lahmacun yapacağız. Bu tarifi özellikle oğlum bayılıyor. Ekmek üstü bir tarif ama böyle gerçekten lahmacun tadında ve ekmeklerimizi değerlendirdiğimiz bir tarif yine. Orta yağlı bir kıyma koyuyoruz. İçine domates, biber, karışık salça ilave ediyoruz. Bir tane yumurta koyuyoruz. Bu yumurta şart değil ama ben koyuyorum. Hem besleyiciliğini arttırıyor hem de bana göre o harcı birbirini tutturuyor. Ve baharat koyuyoruz. Kekik koyduk, tuz koyuyoruz, biraz karabiber koyuyoruz.
soğan rendesi ilave ediyoruz ve ince kıyılmış maydanozla ince kıyılmış sivri biber ekliyoruz. Ve elimizle güzelce yoğuruyoruz. Harcımız hazır, kenara alıyoruz. Şimdi ekmeklere yapacağımız işlemi göstereceğim. Ben tost ekmeğiyle yaptım. Tost ekmekleri böyle hafif kurumuştu. Onları merdaneyle güzelce açtım. Siz dilerseniz normal ekmekle yine ince dilimler halinde yapıp hafif suyla ıslatıp merdane yardımıyla açarak yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi evde pideniz varsa, Ramazan pidesi, onu böyle ikiye bölüp yine aynı şekilde hafif merdaneyle bastırarak açın, ıslatarak, bayaksa ıslatarak ve bu harcı üzerine güzelce yayın. Fırın tepsisine yerleştirin. Bakın böyle yayıyoruz. İnceltmek önemli. Yoksa böyle tok tok olduğunda o ekmek çok böyle lezzetli olmuyor. Birazcık dediğim gibi su serpin ekmeğin üzerine, hafif ıslatın ve merdaneyle bastırarak çok hafif inceltin ekmeğiniz. Böyle incecik olmasına ihtiyacımız yok. Dediğim gibi pideyle olur, normal ekmek dilimleriyle olur, tost ekmeğiyle de olur. Yağlanmış tepsinin üzerine ya da yağlı kağıt steril tepsinin üzerine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kıymalar pişene kadar pişiriyoruz. Çok da lezzetli oluyor. Yanına güzel, bol köpüklü bir ayranla harika gidiyor. Şimdi klasik bir tarif, benim yumurtalı ekmek tarifimi vereceğim size. Bana göre bayat ekmekleri değerlendirmenin en kolay ve en lezzetli hali, özellikle kahvaltı için. Yumurtayı kuruyoruz, baharat ekliyoruz. Ben tuz, karabiber, kekik, pul biber ilave ediyorum. Ve bir çırpma teliyle güzelce çırpıyorum. Evimizde baget ekmekler vardı. Onları ince ince dilimledim. İki tarafını da böyle yumurtaya buladım. Sonra bir tavanın içerisine tavayı kaplayacak kadar yağ döküp kızdırdım. Sonra yumurtalı ekmeklerimi tavanın içine atıp iki tarafı da nar gibi kızarana kadar pişirdim. Özellikle kahvaltı sofralarında inanılmaz doyurucu, besleyici bir tarif. Peynir ve zeytinle, hele hele domates de varsa değmeyin keyfinize. Ve çay hazırlanana kadar da hemen şipşak hazırlayabileceğiniz, hem de bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz harika bir tarif. Umarım bunu da denersiniz benim yaptığım gibi. Yine farklı bir tarifimiz var. Ekmek lahmacunu gibi. Bu da ekmek mantısı. Bu tarifi yaptığımda, verdiğimde özellikle öğrenci arkadaşlar deneyip çok çok memnun kalmışlardı. Onu hatırlıyorum. Nasıl yaptığımı size anlatayım. 250 gram kadar kıymanın içerisine soğan rendeliyoruz. Biraz tuz, bir çay kaşığının ucuyla biraz kimyon ilave ediyoruz ve elimizle güzelce yoğuruyoruz. Böyle soğan ve kıymanın birbirine geçmesi kafi. Ekmek dilimlerini tepsiye diziyoruz. Ben tost ekmeği kullandım. Ama siz dilerseniz bayat ekmeğiniz, normal ekmek dilimi ise onu da dilimleyip dizebilirsiniz. Ya da pideniz varsa pideyi aynı şekilde dizebilirsiniz. Güzelce ince bir tabak halinde harcımızı yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında harç pişene kadar pişiriyoruz. Çok fazla yakmamaya, kızartmamaya özen gösterin. Zaten çok ince, hemen pişecektir. Ardından bir sos hazırlayacağız hemen. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağını eritiyoruz. İçine birazcık kırmızı toz biber ekleyip böyle küpük küpük olana kadar ocakta tutuyoruz. Ardından 2 diş sarımsağı rendeleyip yoğurdun içerisine karıştırıyoruz. Sonra ekmek dilimlerimizin üzerine sarımsaklı yoğurtlardan koyuyoruz birer yemek kaşığı. Sonra toz biberli tereyağımızdan şöyle döküp servise hazır hale getiriyoruz. İnanın bu 5 tarif de birbirinden lezzetli. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evinizdeki bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz harika 5 tane tarif hazırladım. Sizin favoriniz hangisi merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Abone olduktan sonra o zile tıklayın ki bizden daha rahat haber alabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.